Agalarım, herkese selamlar. 26 ve 27 Kasım 2024 Salı ve Çarşamba Şampiyonlar Ligi videosuyla herkese selamlar. Öncelikle bu videoda sizlere bir adet ideal kombine vereceğim. Videonun sonuna koyacağım maçları anlatırken de zaten söyleyeceğim. Maçlar çok güzel, ekmek yeriz gibi. Özellikle pazar günü canlısında çok güzel işler yaptık. Hepsinden bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız videonun başında. Aga en azından her zaman dediğim gibi ve emeğine sağlık yorumu Videoda bak 7000 kişi izliyor. 500 kişi benim. Ayıp ya. Yani şöyle bir 1000-2000 yapıştıralım. Şöyle gören herkes bir beğeni butonuna basarsa 10 numara olur. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar hızlı bir anlatım. Sekme anlatımla başlıyorum. Öncelikle masikor yarışmamız var. Onunla bahsedelim. Hatta iki adet masikor yarışmamız var. Bir tanesi salı gününden Bayern Münih ile Paris. Bayern Münih tarafındayım. 2-1-3-1 bandında bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Liverpool Real Madrid. O da çarşambadan. Burada da sürpriz bir tercih yapacağım. Mutlaka izleyin bunu da. Maç yorumlarınızı, maç skorlarınızı yoruma yazabilirsiniz Aga. Bilen 8 kişi yani 4 tane Bayern Münih maçından 4 tane Liverpool maçından alacağım bilginize. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasında Beşiktaş maçını bilen yok. Oradan çok güzel ekmek yedik göstereceğim birazdan. Galatasaray maçının 1-0'ını Bodrum maçında tek Yiğitan isimli arkadaşımız bilmiş. Her türlü soru görüş öneri. Skor bilen bu özellikle Yiğitan arkadaşımızda Ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına mesaj atabilirsiniz aga. VIP gruplar için bilgi almak isteyenler, hal hatır sormak isteyenler her şey için ekranda gördüğünüz 0 534 446 59 89 muydu? Ezbere okuyorum. Bravo ezberlemişiz. 446 59 89 mesaj atabilirsiniz aga. Devam ettim. Aga sadece sizlerden şu misliğe bir bakın. Soldaki misliğe bakar mısınız? En soldaki misli. Avrupa'da oranı bir ondu bunun. İddia ne oldu bilmiyorum. Sonradan düşürdü. Mbappe'nin şut atarına 1.40 oran açmış. Nesine 1.33 iddia. 1.40 Oleykom 1.58 mi ne? Bu da puan muan veriyor. Gittik Oleykom'dan oynadık. Biz de reklam değil bu arada. Ee, Oleykom'dan oynadık. Puan filan veriyormuş. Üstüne tekrardan bir, o artık 800 küsür lira bir puan verdi. Onunla tekrar bir kupon yaptık. Aga Mbappe'nin şut atarı misilde arkadaşlar dedim ki Aga ya gidin yasaldan oynayın dedim ya buna. İnanılmaz bir oran var. Hatta mat saatinde ben bunu önceden verdim. Mat sayesinde olan 1 ona kadar düştü. Yasalda da. Onun bilgisini vereyim. Aga burada 5800 lira para aldık. Sadece Mbappé'nin şu tanrından. 2 dakika 4'te attı. Bak ne yazdım. 4 dakikada 500, 5800 TL. Bereketli olsun. Real Madrid'in iki golü yine mislimleydi. Baya Barcelona puan kaybettikten sonra bir gün önceden yazdım. Real'in 2 golünü alacağız aga yazdım. 3 tane attı. Temiz oldu. Avrupa yüksek mislimiz vardı. O da aynı şekilde tertemiz geldi. Manu çifte şansını vesaire derken aldık. Misli seviyesinde yüksek oynayanları bekliyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Misli seviyesinde canlı da yapıyoruz. Örnek veriyorum. Bir maça gidiyoruz. Bournemouth KGS'ine mesela. Ee, Rakiple kırmızı görmüştük. KGA 2000 misli 90 artı 4 devine oturdu mesela. Canlı olarak da misli yapıyoruz. İdeal da devam ediyor. Solda gördüğünüz cumartesinin ideal kuponlarından, sağda gördüğünüzde pazarın ideal kuponlarından. Pazar united'ın bir golünden yaptık aga. Hatta gün ana kombinesiydi. ekranda görüyorsunuz zaten. Burada ikinci dakikada gol attı. 95 dakika gol atamadı United. Geriye yaslandı. Oyunu beğenmedim United'la. Canlı olarak gruplarımıza esmeye devam ediyoruz. Muazzam bir şov var. Birazdan bahsedeceğim zaten. Bir de canlı raporundan bahsedeyim aga. Pazarın canlı raporu bu aga. Toplamda 14 tane canlı vermişim. 12 tanesi gelmiş. Kero 2 tane editörüm var grupta. Kero 11 tane canlı vermiş. 9 tanesi gelmiş. Profesör 16 canlı vermiş. 14'ü gelmiş. Hatta bu 13 olacak galiba. Bir tane fazla yazmışız buraya. Onun da bilgisini vereyim. İsterseniz şöyle WhatsApp grubundan da bir bahsedeyim. Aga. Alanya'nın golünü atmış. Adam 3'te 3'te devam etmiş. Devam ettik. Render's'in golü. 7'de 7. Canlı. Devam. Liverpool maçında Liverpool'un atacağı 2 gol. 1.44'ten almışım. Kasayı da biz yönettiğimiz için %4 almışım zaten. Sobozlu ayı attı güzel. Fiorentina'nın deplasman 1.5 üstünü almışız. Lille'in golünü almışız. Lille'in golü erken gelmiş. 5'te 4 olmuş. Rapor da tutuyoruz. Aga yatan tutan. Mainz 2.5 üst almışız. Burada Mainz penaltı inceleme net. Şöyle bilgi maç hakkında bilgi. Liverpool 1.5 üst. Fiorentina'nın 1.5 üstü. Dedim ki bu saatten sonra biraz daha oyun azaltalım dedik. E, kasayı koruyalım anlamında. Çünkü güzel aldık. Mayıs geldi aga burada. 7'de 6 oldu. Ben devam ettim. Göztepe maçına sadece bakalım. Herkes Beşiktaş tarafını almış aga. İzleyin. Deplasman 0.5 üst aldım. Canlı %4. Yapıştırdım mı? Yapıştırdım. Deplasman 1.5 üst. Göztepe'ye. İlk yarı 3.5 üst. Kero. İlk deplas Göztepe attı mı? Deplasman 1.5 üst oturdu mu? Oturdu. İlk yarı 3.5 üst oturdu mu? Oturdu. Ondan sonra Göztepe. Ye. Deplasman 2,5 üst. Bak 2,05 olan Ezbere değil aga. Ekranda mesai yapıyoruz. Kolay değil. Kocaeli'nin golü de geldi ev sahibi 1,5 üst. Aga muazzam. Real Madrid ilk yarı gol atar. O da oturdu mu? Göztepe oturdu vesaire derken Fofana yani istedik ikisi de attı. Güzel bir ortam var aga. Elimizden geldiğince zaten emekle de verdiğimiz görüyorsunuz. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Herkese bol şanslar. Level Kuzen'le Salzburg maçıyla başlayalım. Level Kuzen le de ben hafta içi yöneldim. Hafta sonu pardon. Misli de kullandım. Yüksek misli seviyesinde. Youtube'da da anlattım. 2.5 üstünde bir Level Kuzen galibiyeti bekliyorum diyerekten de. 4-2 bitti galiba. Canlısından da aldım onun. Çok güzel. Maçı da izledik. Yani ilk kere 2-0 geriye düştü. Bir telaş oldu. Sonra 2 dakikada 2 iki gol attık. 2-2 i̇ki, iki yakaladık falan derken canlılarına güzel aldık. Salzburg'la oynayacaklar. Salzburg savunmayı çok fazla yapmayan bir takım. Burada level kuzen yine baskın oyunu oynayarak da bence galibiyeti gelecektir. Bu galibiyetimizi tabii ki nasıl değerlendireceğiz yine? 2.5 üstünde bir level kuzen galibiyeti. Buradan ideal tek tercih olacak. Ha biraz daha oran alalım kangalım dersen ben burada benim skor beklentim 3-1 ayarında Level Kuzen galibiyeti. 3.5 üstünde bir Level Kuzen'e de bence sistem veya düşük oranlı kuponlarda değerlendirilebilir. Barcelona Bres mücadelesi. Burada Barcelona tarafına gideceğiz tabii ki ama nasıl gideceğiz? Oran alacağız. Pardon Barcelona tarafına gideceğiz dedim. Yok aga Barcelona tarafına gitmeyeceğiz burada. Burada Bres tarafına gideceğiz. İyi dinleyin aga. Şimdi Barcelona'yı izleyen vardır mutlaka. Selta maçı 2-2 bitti. Herkese 4-5 tane gol atıyor. Barcelona'nın offside taktiğini biliyorsunuzdur. Adamlar orta sahaya, orta sahaya kadar şey yapıyor aga. Offside çıkartıyor. 45 metreye savunmaya çıkartıyor aga. Offside taktiği uyguluyor. Rakipleri de çok fazla offside'a e düşürüyor haliyle. Normal. Ama diyorum ki Brayston zaten asıl oyunu. Ya yani burada oynayacağı oyun arkaya kaçacak aga. Eğer arkaya kaçabilirse karşı karşıya iki tane falan pozisyon yakalar bunlar. Bence offside taktiğini de yaptığı için eğer o çizgiyi iyi kullanabilirse Brest ki bence sadece çalışması gereken olay da bu. Ki Barcelona da bunu yapıyor zaten. Her her maç ileri çıkartıyor aga. Kimle oynadığı fark etmez. Ben diyorum ki ilk yeri bir okey alabilirsiniz. Ama ben diyorum ki maç genelinde Brest bir gol atarsa Barcelona'ya ki atma ihtimali var. En az alacağınız oran 1.74 aga. Bilgisini vereyim. Dediğim gibi bu bahsi vermemindeki en büyük amaç Barcelona'nın offside taktiğidir çok öne çıkıyorlar. Arkaya kaçabilirse Brest ki Şampiyonel Ligi'nde bu taktikle oynayarak da galibiyetlerini aldı. Namal bir şekilde ilerliyor. Bence Brest burada bir gol atabilir. Bayern Münih ile Paris. Bu maçında maç konusu sizlere sorduk aga. İdeal kuponuma aldım bu mücadeleyi bu arada. Ben burada Bayern Münih tarafında olacağım. Aga adamlar son mücadelede maç 1 iki buçuk üst vermiştik. Yani Harry Kane 90 artı 4, 90 artı 6 sanırım. İki tane daha ataraktan da getirdi. Muazzam. Yani misli maçımda bir de cuma günüydü. Yani çok güzel bir giriş yaptık. Hafta sonunda devamını getirdik zaten. Benim burada idealim Aga Bayern Münih'in atacağı 2 goldür. Hatta ideal kuponuma da öyle aldım. Oranı Avrupa'da vardır. İddiada bunun oranı 1.35 35.000 e zaten. İdealden bence kuponlara girebilecek bir kupon. Ha biraz daha oran almak istiyorsak tabii ki bu oranı nereden alacağız? Aga ben dediğim gibi Bayern Münih tarafındayım. Bayern Münih'in galibiyetini de bekliyorum. 1.5 üstünde galibiyetini de alırsanız zaten oran 1.54. Hatta ben 2.5 üstünde birine kadar varım. Yine 2 -1 veya 3-1 bandında bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum Paris'e karşı. Inter Leipzig mücadelesi. Inter'de Baba Draga. Yani Leipzig daha oturgan bir burada daha oturgan bir takım olan Inter Leipzig'e ben çok fazla pozisyonla vereceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki yine e, taraftan kaçmak için burada ev sahibi 1.5 üste gidebiliriz. Yine oran çok fazla yok. İddiada 1.36 mı oranı var bunun. Onu belirteyim. Ha, bir 36 mı, bir 39 ne oranı vardı. Inter'in iki golünü Avrupa'da yaşayanlar vesaire alabilir. Ama dediğim gibi ben Inter'in burada yani net bir galibiyet almasını bekliyorum. Bu net bir galibiyetten kastım da 2-0 ayarında bir Inter galibiyeti bekliyorum. Ona göre yine oran almak isteyenler 1.5 üstünde bir tarzında işlerde yapabilir. Onu da 1.44'e 1.55'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Manchester City ile Feyenoord mücadelesi. Bunu da iddia kuponuma ekledim aga. Ben burada City tarafındayım son mücadelede bizi yaktı. Yani yakmayan var mıdır bilmiyorum. 4-0 mağlubiyet. Anca almayacaktı ama herkes almıştır o maçı. Çünkü City artık kazanacak diyerekten de bir yaklaşıldı. Ve Guardiola'nın Guardiola kontratı uzatıldı. Dış etkenlere de baktığımız zaman da tam City galibiyeti beklenen mücadeleydi. Biz de öyle yaptık hatta. Misli olarak aldık. Sağ olsun bizi yalan etti. ben burada kendi evinde oynayacak tekrardan Aga. Yani bir yerden bu takım böyle gitmez. Guardiola'da yapmış olduğu açıklamalar var. Onlardan bahsedeyim mi? Şöyle diyor. Hatalar yapıyoruz. Farkındayız. Çözeceğiz ve kazanmaya devam edeceğiz dedi. Klasik bir açıklama aslında. Ama ben burada dediğim gibi ideal bir konuma aldım. İlk yarıdan bir Manchester City galibiyeti bekliyorum. Hatta diyorum ki ilk yarıdan iki tane bile atabilir. Ev sahibi ilk yarı bir buçuk üstün oranı da hemen sizlere söyleyeyim. İlk yarıdan bir koparacağını düşünüyorum. İlk yarı ev sahibi atarsa iki tane gol. 2.35 oran alırsınız Aga. Ayın 27'sine geçtim. Her türlü soru görüş öneri vesaire hala sormak isteyenler, WhatsApp VIP gruplarımıza dahil olmak isteyenler ekrandaki WhatsApp numarasından iletişim kurabilir aga. Geçtim bunu. Onun dışında sizlerden tek ricamız aga beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri gelirse amenna çok teşekkür ederim. Dediğim gibi en azından bir emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. Kızıl Yıldız'da Stuttgart mücadelesi. Çarşamba günü biraz daha gollere gittim maçlar oldu açıkçası. Gol beklentisinin yüksek olduğu maçlara değerlendirdim. Ben buradaydım oradan söyleyeyim Aga. 2.5 üst. Çok güzel bir maç bekliyorum. Özellikle Stuttgart en son maçında 2-0 yendi. O maçtan daha bizim ana kuponumuzda vardı. 1.5 üstüne bir aldım. Bir 35 oranı vardı. Yanına da bir maç daha koymuştuk. Bu maçtan benim beklentim 2.5 üst. Gollü bir maç bekliyorum. Kızıl Yıldız'da kendi evinde gol potansiyeli yüksek bir takım. Genelde gol de atıyor. 2.5 üstü aldım geçtim. Celtic Kulüp Burcu mücadelesi. Celtic'i ben çok beğeniyorum. Celtic genellikle bizi üzmüyor arkadaşlar. Yine burada bir Celtic galibiyeti 2-1 ayarında bekleniyor. Ama Kulüp Burcu'nun son Aston Villa maçını hatırlayın. O maçta herkes Aston Villa tarafına giderken ben ne dedim aga? Hop, bir duracaksın. Kulüp Burcu'nun golünü 1-50'den alacaksın dedim aga. Canlan da aldık, mis gibi kazandık. Daha da bulaşmadık o mücadeleye. Ben burada Celtic'in ve Kulüp Burcu'nun da her iki takımın da karşılıklı atacağı golleri bekliyorum. Kulüp Bruges bence burada gol bulacaktır diye düşünüyorum. KG olarak değerlendirdim bir karşılaşma. Diğer mücadele Monaco ile Benfica karşılaşması. Monaco Benfica maçında da tam bir gollü beraberlik maçı gibi durmuyor mu? Ya 1-1 ya 2-2 bandında. Açıkçası benim yüksek oranlarla bir berabere bitmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Ama yine gollerden alalım derseniz de KG varı yapalım. Buradan alalım çıkalım aga. Ben her iki takımdan atacağı golü bekliyorum. Tam yani gollü beraberlik mücadelesi. Bana sorarsanız güçleri de tam eşit gibi geliyor açıkçası. Benfica son Bayern Münih maçını oynamıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Farklı bir taktikle oynamıştı. Hafta içinde kupa, ma kupa maçı da oynadı. Bu maçı da izledik. Dimaria ya şov yaptı. Kerem yine gol attı. Dimaria Roşita falan da attı yani. Öyle bir maçtı. Bilginize KG bekliyorum. Bir de yüksek oranlarından Matsu'nu sıfır bekledim maçlardan birisi. PSV ile Şaklar mücadelesi. Burada da PSV tarafındayım. PSV'ye ne alırız aga? Oran var mı şunun 1.5 üstünü yine? Şaklar da son maç iyiydi bu arada. Ya Avrupa'da yaşayanlar falan varsa ya bizim oranlar gerçekten leş kalıyor. İddiada yine bir 35-40 bandında vardır bunun. PSV'nin 2 golü. Ama oran yoksa da burada Şaklar da gol atabilir bu arada. Biz ama şöyle gidelim. 1.5 üstünde bir PSV galibiyeti. Türkiye'de yasal oran getirmek için. Onun dışında 2.5 üstüne de ben okeyim. Çünkü tam 2-1, 3-1 ayarında biter gibi geliyor bana. Şartlarında gol bulma ihtimali var. Son şampiyonlar ligi maçında da çok gol maç oynadı. Ve o maçta gerçekten diri bir futbol oynadığını da belirtelim. Liverpool'la Real Madrid bu maçın maç skorunu sizlere sorduk aga. Ne olur ne biter yorumlara yazarsınız. Bilen 4 kişiyi sadece bu maçtan WhatsApp VIP gruplarımızda 7 gün misafir edeceğiz. Arkadaşlarım çok güzel bir karşılaşma bekliyorum ben. Onun dışında Real Madrid'in burada ekstra bir oynaması lazım artık. Ya yani oynayabiliyor mu? Arkaya kaçacak aga. Yani Vinicius'la e, Mbappé ile birlikte arkaya kaçıp pozisyonlar bulmaya çalışacak. Onun dışında Liverpool oturmuş bir takım. Yani bu sezonda Premier Lig'i göğüsleyecek gibi. Southampton mücadelesine geriye düşse de galibiyeti getirdi. Öncelikle iddiadan almak isteyenler, ana kuponuna koymak isteyenler bu maça KG var çok güzel çalışır. Yani bu maç KG olur. Hatta bazı arkadaşlar der ya bu maç KG olmaz hangi maç olacak? Gerçekten öyle bir mücadele. Ben KGS'ini bekliyorum. Ama gelelim yüksek oranına. Ben de yüksek orandan ne bekliyorum biliyor musun Aga? Net bir şekilde söylüyorum. Real'den bir gol bekliyoruz mu? Bekliyoruz. İkinci golü de neden atmasın diyorum Aga. Yani Real Madrid buranın babasıdır. Artık zamanı da geldi mi gitti mi bilmiyorum. Ama oyun olarak baktığınız zaman da gerçekten o vibe'ı vermiyor. O sinyali vermiyor Real Madrid. KG'ye okeyim. idealden aldım. Ama yüksek oranlarında ben bir Real Madrid'in atacağı iki golü de değerlendirmek isterim. Değerlendirecekler. bol şanslar. Arkadaşlarım gelelim ideal kuponumuza. Dediğim gibi sizlerden beğeni yorum destekleri bekliyorum. Salı gününün piyasa beklentisi. ideal kuponu ekranda gördünüz. Ben Bayern Münih tarafının iki gol atmasını bekliyorum. 1.35'ten değerlendirdim. Manchester City'nin de burada ilk yarıdan galibiyetini okey City tarafından da Guardiola'nın yapmış olduğu açıklamalardan da Artık burada yani üzmesin bizi istediyorum. İlk yarıdan bir galibiyeti alsın. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.